Gel Subaşı. Bizim yapacağımız bir şey var mıdır Naip Hazretleri? Epey yoruldunuz. Biraz istirahat buyursanız. Adalet dediğin kalın karnında Subaşı. Ne ederim? Dilaver Bey'den şüphe edersiniz. Lakin Dilaver Bey yapmaz öyle usulsüzlük. Peki bu dava neyin nesidir? Payitahtta bir tacir Yosef'ten şikayetçi olmuş. 1000 top gönderilmesini istemiş, 750 top ipek göndermişler. 250 topu yok ortada. O dava halloldu Naip Hazretleri. İyi hatırlarım. Evvel tedarik edememişlerdi. Bilare Dilaver Bey aracılık edip taciri davadan vazgeçirmiş. Alacaklarına da kefil olmuş. Bu mudur? Doğrudur. Bu usulsüzlüğe bu şehirde hiçbir kimesine sual etmemiş mi? Bak. Yosef bir de devlete 500 top ipek olarak bildirmiş. Bu alenen usulsüzlük ve dahi kanunsuzluk. Başbaki kulları hiç sayım etmemiş mi? O etmemişse defterdar ne iş görür? Mallar sayım edilmez ki Naip Hazretleri. Her gün yüzlerce deve yükü iner Bursa'ya. Onca mal yıkılıp sayım edilirse ticaret durur maazallah. Ne demek sayım edilmez? Elbet edilecek Subaşı. Devlet-i Aliye'nin kanunlarını imdi görmezden mi gelirsiniz? Bundan gayrı bu şehre giren çıkan her bir mal tek tek sayılacak. Bundan imtina edenin gözünün yaşına bakmam Subaşı. Baş üstüne Naip Hazretleri. Cahran Efendi şimdi de eski davalar. Mahmud Efendi aleyhimize bir şey bulmadan durmayacak beyim. Ne bulacak Yosef? Dilediği kadar eşelesin küllüğümüzü. Burnunu kirlettiğiyle kalır. Senelerce Kadı Burhanettin'le uğraştık, şimdi de bunlar çıktı. Aslında Sadrazam Hazretlerine haber uçursanız çözülür de... Kadı sürdürmek kolay mı Yosef? Öyle olaydı çoktan Burhanettin Efendi'den kurtulur idik. Adamcağız eceliyle göçtü de derdini unuttuk. Bana bak, senin pederle bu işi kurduğumuzda çok şey feda ettim. O bir kattıysa ben 5 kattım. Şanımızı buralara kadar getirdim. Çok kıymet verdiğim birini kaybettim. Bundan sonra olmayacak işlerle kendimi ateşe atmam. Atılmasına müsaade etmem. Anladın? Anladım beyim. Ey ahali! Duyduk duymadık demen. Müjdemi vermeden geçmen. Devlet-i Aliye, Venedik kafiriyle sulh için anlaştı. Çok iyi. Venedik kafiri dış çöktü. Harp bitti. Duyduk duymadık demen. Devletli padişahımız Sultan Selim Han frengi dize getirdi. Padişahım çok yaşa. Dilaver Bey dediydi. İşler artacak inşallah. İnşallah, inşallah. Artacak artmasına da köylüyü ikna edemedik. Tahir Bey. Haberleri iyi değil. Venedik'te tanış olduğumuz çok fazla tacir vardır beyim. Ama ben daha fazlasını hesap ettim. Şayet bir elçiyle mektup gönderip iyi fiyattan ipek sunar isek ardı gelir. Köylü ne olacak köylü? Alayı bey olma peşine düşmüş diye duyduk. Tahir Bey'le istişare ettik. İlla ki... Beyim, beyim yetiş. Olmayacak işler olur beyim.
Subaşı! Ne yaptığını sanırsın sen? Ne ortalığa saçıldı benim mallarım? İzah edeceğiz Dilaver Bey. Neyini izah edeceksin yahu? Kaç gün emek verildi bu mallar doğru istiflesin diye. Gemide darmadağın olur bunlar. Haddini aşma Yusuf Efendi. Bir izahat verilecekse Dilaver Bey'e veririz. Sana de. Neyse ne. Anlat Gayrı Doğan Bey. Naip Hazretlerinin emridir. Giren çıkan tüm mallar dökülüp sayım edilecekler. Yahu köylük yer mi burası? Koskoca Bursa'da günde kaç kervan girip çıkar haberi yok mu bu adamın? Anlattık Yusuf Efendi, anlattık. Biz de biliriz bunu. Lakin kanun neyse onu tatbik edeceksinizler. Başka da bir şey demez. Bu meseleyi halledeceğiz de hiç almadığımız kapı kalmadı. Hiç olmadı, hiç. Bir şey yapayım. Vallahi ne iş kalır ne mal. Bu kadar katibin emeğine yazık değil mi? Billahi mahvoluruz. Siz hana dönün. Naib Hazretleri, Dilaver Bey geldi. Sizi bekliyor. Gelsin. Gel bakalım Dilaver Bey. Hayrola Dilaver Bey? Hele diye siz. Geliş sebebiz ne ola? Ayağına beyan gerekir mi Naib Hazretleri? Ha, malları dersiz. Gümrük işleri. Malların tek tek sayım edilmesini emretmişsiniz. Ben emretmedim. Kanun emreder. Lakin siz tatbik etmeyeyim diye geldiyseniz hiç zahmet buyurmayın. Haşa Naib Hazretleri, haşa. Buraya bizzat zat halinize teşekkür etmeye geldim. Bursa'mızın ve dahi ticaretinin sizler gibi dinine, devletine bağlı dürüst kadılara ne kadar çok ihtiyacı var bir bilseniz. Malum Bursa'mızın ticareti çoktur. Bundan mütevellit desisesi, hırsızlığı ve dahi usulsüzlüğü de çoktur. Bu Bursa'mızı ve ticaretini lekeler diyor. En çok beni yaralar. Allah sizden razı olsun. Daha ilk günden bir nizam verdiniz Bursa'ya. Bu hususta üzerimize düşen bir şey var ise gönülden hizmete amadeyiz. Eyvallah. Mücellit Mehmet Efendi geldiler Naip Hazretleri. Alın içeri. Bana müsaade Naip Hazretleri. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam Mehmet Efendi. Şu sizin cilt edilecek sayfelerinizi almaya gelmiş idim Naip Hazretleri. Hoş gelmişsiniz.